Herkese selam dostlar, bugün sizlerle beraber bir MTA roleplay sunucusu baştan aşağıya, yani A'dan Z'ye nasıl kurulur abi. Bugün bunu göstereceğim. Çekenleri gördüm ancak daha açıklayıcı çekmeyi istiyorum. Arkadaşlar ilk başta yapacağımız şey milat roleplay paketini kuracağız bugün sizlerle beraber. Bunların hepsini size aşağıda vereceğim. Buraya giriyorsunuz, ilk öncelikle winner'ımızdan bu dosyayı dışarıya çıkartıyoruz. Bu çıkartma işlemi birazcık sürebilir. Evet arkadaşlar, videoyu orada durdurdum. Paketimiz indi. Video süresinden kısaltmak için. Yarın bir gün bu paketin, hani mesela girersiniz bir dosyayı değiştirirsiniz. Yarın bir gün bir dosyayı unutursunuz diyelim ki. Map'ten Donate Toxic'i oynadınız, bozdunuz diyelim. Bu paketiniz her zaman sağ bir köşede bir dursun. Benim tavsiyem bu şekildedir. Şimdi gelelim arkadaşlar APP Server kurulumuna. Bu sizin yedeklerinizi dosyalayacak bir klasör. Her zaman lazım olan bir klasör. Evet diyoruz. Siz gördünüz mü bilmiyorum onayla ama. APP Server Open Project diyor. Next diyorsunuz abi. Burayı okuyun ya da okumayın, yani bir şey değişmez. İngilizceniz varsa okuyun. Abi buradan hiçbir şey ellemiyorsunuz. Next diyorsunuz. Pasport koyuyorsunuz, yani şifre koyuyorsunuz. Hepsini küçük yapalım. 1 2 3 sefa yapalım. Sefa 1 2 3 yaptım daha doğrusu. 1 2 4 5 6 yaptım. Hiçbir şey değil. Install diyorsunuz abi. Bu iniyor. Bunun inmesini bekliyoruz. Hemen inecek. Bu sizin veri tabanınız. Yani nasıl anlatayım size? SQL'inizi kurmanıza yardımcı oluyor diyelim. Yani SQL'inizdeki bilgiler buraya kaydoluyor. Yoksa Necivet'ten veri tabanına bağlanamazsınız. Evet, şu anda bu iniyor. Bu arkada yine dursun. Necivet kuralım. Bu da işte veri tabanına ulaşmaya sağlanan basit bir uygulama. En son bu trial falan kalmış. Sizin için her şeyi sıfırladım VDS'teki. Sizler her şeyi görün diye. Servis bu iniyor. Loading. Buna bir şeyler oldu. İnsin bakalım. Evet, Necibet'e gelelim. Aa, hoş geldiniz. İleri. De bu. Pardon. Abi bunu şöyle çöpçüsüne taşımayalım, boş ver. Şuradan hemen karşıdan yüklemelerden. Burada vardı, evet. Ben size gerekli dosyaları atacağım, siz sıkıntı etmeyin. Evet. Burayı start up, start my school diyorsunuz. Finish diyorsunuz abi. Böyle bir şey geliyor. GM diye açılıyor. Çalıştırıyorsunuz gençler. Ya birkaç video izledim abi. Çok karışık anlatmışlar. Ben sırayla gidiyorum. Her şeyi sırasıyla kuruyorum. Tabi herkesin kurulum şekli farklı da sırası farklıdır. Benim için en kısa yolu, en pratik yolu bu diyelim. Next diyelim, kabul edelim. Kuralım abi. Bir de sunucunuz açıkken VDS'ten hani arkada Google'da vesaire bir şey bırakmazsanız sunucu sağlığınız açısından daha iyi olur. Evet, onay kodu istiyor. Hemen bu sorunu çözüp geliyorum arkadaşlar. Bu trial sürem dolmuş maalesef ki benim. Hemen çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar, yeni Necivat indirene kadar canım çıktı bir şekilde upload ettik. Dovlant ettik daha doğrusu. Arkadaşlar ardından giriş yapıyoruz Necivat'e. Size attığım linkten indiriyorsunuz. Kuruyorsunuz Necivat yazan yazıyla. Sonra sol üstten connection diyorsunuz, MySQL diyorsunuz. Connection name meta role play server yazalım. Passport diyor. Passportta işte orada koyduğunuz, az önce benim sefa 1 2 3 4 5 6 diye koyduğum pasport. Tıklıyorsunuz arkadaşlar, sıkıntısız bir şekilde açılıyor. Ne güzel, sıkıntısız bir şekilde açıldı. Ardından şöyle yapalım video kayıt şeyimizi. Ardından buradan MySQL, pardon.
to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that. Üstüne tıklıyorsun, sürükliyorsun, bırakıyorsun. Bu kadar basit. UFT 8. UFT 8 olmasına dikkat edin. Start diyorsunuz ve şu anda sunucunun yedekleri yükleniyor. Bu yükleme değişebilir. 10 dakika sürer. Yarım saat sürer. Bunun pek fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. Boş bir SQL çünkü. Ne demiştim ben? Birden %56 oldu. Evet. Şimdi 94'te 30 saniyemiz oldu. Mangayet. Bu dolarken siz de geliyorsunuz. Mods diyorsunuz. Deathmatch diyorsunuz. Evet. Bu şu anda büyüklendi. Sıkıntısız yüklendi. Close diyorsunuz. Tables'a ilk başta gelmez abi. Hiçbir şekilde gelmez. Şu şekilde buradan meta server diyorsunuz. Buradan milat roleplay yazıyor. Sessiz roleplaymiş bu arada, milat roleplay. Buradan sunucu ismimizi ayarlıyoruz. Seyri Yusuf Sefa. Gururla sunar diyelim. Şöyle şuradan şifremizi de ayarlayabiliyoruz. Şifremizi ne yapalım? Sefa 1-2-3 yapalım. Burayı ellemiyorsunuz, sonra kaydediyorsunuz. Çıkıyorsunuz dosyadan. Burada işte scriptlerimiz mevcut. Wage de diyor. Araç klasörümüz boşmuş. Users boşmuş. Skins de işte 2-3 tane. PD de. Maps diyor. Maplerimiz. Genel diyor. Account mesela. Account'un resmini. Buradan geliyorsun abi. IMG diyorsun. Pardon. Buradan buluyorsun işte. Uğraşıyorsun, buluyorsun kardeşim. Sunucu arka şablonu diyor. Megabyte doldururken büyük ihtimalle Hawk diyor. Her neyse. Şu anda SQL'imize girip bakıyoruz. Editleme işi sizde dostlarım. Editleme çok basit. Onun için isterseniz güzel bir video çekeriz. Tables'a gördüğünüz üzere accountlarımız geldi. İşte burada yetkililer vesaire, bunların hepsini şu şekilde silebilirsiniz. Delete. Delete record. Delete record. Bunların karakter isimlerini de silin. Daha sonra bunu arkadaşlar tekrardan sunucuya girmek isterlerse çakışmaları isimlerini koyamazlar. Buradan C'yi buluyoruz. Characters. Bunları da siliyorsunuz aynı şekilde. Ya burası sizin veri tabanınız dostlarım. Ona göre buralarla pek fazla oynama yapmayın. Kendinize yetki nasıl vereceksiniz? Şimdi hemen sunucuya girelim, ondan bahsedelim. Arkadaşlar sunucuyu başlatmayı unutmuşuz. Meta server dedik, buradan sunucuyu başlatıyorsunuz bu arada. Şimdi gidelim, nasıl admin'lik vereceğiz onu öğrenelim. Arkadaşlar sunucuya girmek için şifremi yazdım. Şu anda böyle bir panelle karşılaşıyorsunuz. Bunları kendiniz bulup editleyeceksiniz dostlarım.
Hani isterseniz isteğe özel paket de ayarlarınız, ancak bunu hani ücretli bir şekilde yapıyoruz daha doğrusu. Paket hani piyasa paketi olduğu için verme gereği duydum herkese. Evet. Nostalji roleplay'si o karışmış bu arada. Kesinlikle böyle yazmıyor. Siper yapalım. Şifremizi koyalım. Ne yapalım şifremize? Değişik bir şey yapalım. Evet. E-posta diyor. Şöyle sağlayalım. Gönder abi. Tamamdır. Web sitesi falan diyor. Hemen abi giriyoruz. Necevet bu işe yarıyor işte. Nacivat bu işe yarıyor. Yetki vermeyin. Cahit çocuk. Bu işleri buradan yapıyorsunuz. Geliyorsunuz abi, kayıt olduktan sonra giriş yapmıyorsunuz sunucuya. Giriş yapıyoruz. Necevet'imize giriş yaptık. Burada account diyor. Buradan. Bakın bizim kullanıcı adımız çıktı zaten gençler. Admin diyor. 10 büyük ihtimalle yoktur ama gene de deneyelim şansımızı. Şu anda sunucuya girdiğim zaman developer olarak sunucuya gireceğim büyük ihtimalle. Test player. Yarat diyelim. Evet, player. F10'dan. F10'dan işte başvuru oyun ayarları. Buradan karakter değiştir. Oyun ayarları yetkili yönetimi diyor. Neyse, güzel bir şey olmuş. Paket yapılmış. Herkesin emeği geçen herkesin eline koluna sağlık. SQL'i kurduk işte. Bu kadar basit aslında her şey. 12 dakikada size güzel bir tanıtım yaptım. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gidip yarım saat oturup kendiniz yapmanıza değmez. Hani uğraşmanıza. Bu videoyu izleyen herkes zaten yapacağını inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.